Merhaba arkadaşlar, ben Görkem. Bugün bütün YouTube Türkiye'ni yapmış. Niye gülüyor bu kız? Tamam, tekrar hadi. Ne geldi? Bilmiyorum ki. Merhaba arkadaşlar, ben Görkem. Bugün bütün YouTube Türkiye'nin yapmış olduğu yaptım yapmadım challenge'ı bugün biz de Dilan Pusa ile birlikte yapıyoruz. Hoş geldin videoma. Hoş buldum. Merhabalar, ben Dilan Pusa. Influencer'ım. Bakalım neler olacak? Konuyu hızlıca açıklayayım. Elimizde yaptım yapmadım kartları var. Kart mı deniyor? Pankart mı? Ne işte? Arkadan Kerim Medya, Kerim Gökgöz bize soruları iletecek. Biz de yaptık veya yapmadık diyecek o sorularla ilgili. Zaten biliyorsunuzdur. Fakat şöyle bir şey var. Biz soruları bilmiyoruz. Evet, nasıl bir sorularla karşılaşacağız bilmiyorum. Benim var ya, %90 yaptım. Evet. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İyisin. Keyifler yerinde. Çok şükür. Süper. Daha önce hiç sevmediğin birine seni seviyorum dedin mi? Hayır. Şimdi karşı cins olarak mı, kız arkadaş? Orasını ben bilemem yani. Hemen kaldırıyorsun. Ama yapmadım yani. Biz sevmediysek sevmedik deriz. Görken yapmadım, kalkıp geziyor. %99 yapmadım. Yaptım, özellikle kız arkadaşlarıma. Karşı cinsi hiç yapmadım. Sana anlatılan bir sırrı başkasıyla paylaştın mı? Dilan %99 böyle. Dilan %99 böyle. Ben benim arkadaşlıklarımın bozulmasının yani böyle %60 neden hep böyle çok dedikodu yaparım. Ben evet, yapmadım. Yaptım. Ben yapmadım arkadaşlar. Biz öyle şeyler yapmayız. Ama kadınlar daha çok, şimdi linç yemeyeyim de şimdi kadınlardan. Kadınlar daha çok yapıyor. Erkek yani yaparsa direkt kavga dövüş olmaz mı? Kavga dövüş olur. Yani. Bizde sır çok yakınlarımız olur mesela. Yani biz böyle herkese sırrımızı anlatmayız ve herkese bir olay anlatmayız. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Görkem'in en büyük sırrını bilen kişi Tahsin. Tahsin'e buradan selam olur mu? Bir tane söylesene bana. Hayır. Benim sırrımdan mı bahsediyorsun? Evet. Yok, söylemem. Sen söyle. Yok ki. Bu yalanı kim inanır? Yaptım. Evet. Daha önce hiç aynı anda iki veya daha fazla kişiyle flörtleştin mi? Yes! Şey, kağıt kalem var mı? Ne oha? Çok fena olsun. Kendi anlatmıyor mu? Demiyor muydu ben kimseyle konuşmuyorum? Ulan sen de mi? Bir git al. Ben öyle bir şey demedim ki. İlk oturduğumuzda söylemiştin. Ay çok fena. Hayır. Ya bence herkes yapıyordur. Yaptı mı cidden? Tabii ki. Daha önce hiçbir havuza tuvaletini yaptın mı? Hayır. Hayır, yapmadım abi öyle pis. Ben havuz sevmiyorum zaten. Ben denizciyim. O zaman denize yaptın. Soruyu değiştiriyorum. Yapmıştır bu. Yaptım. Denize bir işiyorum. Yapmadım. Ya pislik yaptın mı? Yaptım. Denize işedim ben. Ama şimdi belki küçük yaşta yaptım ben onu. Yani bu yaşta yaptıysam. Daha önce hiç yaşın hakkında yalan söylediğin oldu mu? Yaptım. Ben yapmadım. Yaptım. Çünkü kimlikte 2002'liyim ben. Normalde 2000. Büyük insanlara karşı hep kimlikteki yaşımı söyledim. Normal insanlara... Ay, bir dakika, heyecanlandım şu an. Tam kat atarım. Ben yapmadım. 21 yaşındayım. Evet, çünkü kimlikte 2002'liyim. Bazı ortamlarda yaşımı küçük gösteriyorum. Bazı ortamlarda işte büyük. Bence 25 falan gösteririz. Evet, saçlarımı makyajımla alabilirim. Hayır, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Daha önce hiç gaz çıkarıp suçu başkasının üstüne attın mı? Küçükken kuzenler nasıl yapmıştı böyle bir şey? Yapmışızdır ya. Yani. Evet ya. Çünkü bir ikizim var biliyorsun, Dilara Pusa. Aa evet, ikizi var bu arada. Evet. Biraz. Yani yapmışımdır. Daha önce ailene kalacağın yerle alakalı yalan söyledin. Yapmıştım. Ben yapmadım. Sen yapmışsındır hiç ama. Hiç yapmadım. Çünkü ben 19 yaşında üniversiteye başladım. Aile evdeydim. Sonra İstanbul'a taşındık. Orada da aile evdeydim. Haberleri vardı her şeyden. Hiç yalan söylemedim. Ben de yok. Zaten evet. Benim erkekler niye yalan söylesin ki? Neden mesela? Değil mi? Daha önce hiçbirini kıskandırmak için başka biriyle ilişki yaşadın mı? Hayır abi. Ama Dilan Bence'ye yaptığımı çıkartacak. Ya bir dakika. Karar değil, yaptıysa yaptığımı göstereceksin. Yaptım. Ben yapmadım. Yaptım ama sevgili olmadım. Konuştum sadece. Bir de fotoğraf falan atmıştım. Story o da falan. Var o. Elimde var öyle kız. Neyim ben ya? Bu işin kitabını mı yazmışım? Daha önce hiçbir misafire su götürürken tükürdün mü? Bardaktan bir yudum aldın mı? Aldım. Susamıştık, ne yapalım? Sevgililer hiçbir şey içmem. Yapmışsınız. Çok kolay sorular. Biraz daha tehlikeli bir şeyler sor. Onlar da geliyor. Soru geldi. Daha önce birini dolandırdın mı? Yok. Nasıl dolandırdık mı yani şimdi? Kimi dolandırdık mı? Ben yaptım yani. Videoyu kapat bir daha çünkü. Yapma. Hayır tamam, video kapat derken espri yapma. Ben yaptım. Açıklayayım mı? Ben bir iş birliği falan vardı. Onun parasını almıştım ama çekmemiştim ürünü. Öyle bir dolandırdık. Daha önce aynı cinsiyetten birine çekici buldun mu? Çok kaldım soruda, çok kaldım. Tamam ama şimdi sanatçılarda falan mı? Tahsin! Hayır lan! Mesela Jason Statham'ı falan çekici bulurum. Ama şey anlamında, örnek alma konusunda çekici. Örnek alma konusunda. Ha yok o zaman, anca biz şey miyiz lan, değil miyiz lan burada? Düşündün ama. Ama şey için, sanatçı olarak. Saniye düşünmedim, yapmadım.
daha önce Netflix izlemeye diye çağırıp ya da gidip çok güzel bir soru. Film izlediniz mi? Film izledik. Kiminle izledin Görkem? Kim, ben mi? Evet. Valla böyle şey vardı, kaşı vardı, gözü vardı. Aa, evet. Sen de mi izledin Netflix? Abi her gün. Daha önce hiç ilk buluşmada öpüştün mü? Oğlum bütün, lan bütün kirli çamaşırlarımız orada çıkacak lan. Ne zaman diye sormayın. Çok kötü şeyler geldi. Hayır. Bence videonun sonunda şey de yapalım. Sen bana bir şey sor. Kalp ya. Ben sana bir şey sorayım. Hayır, bir şey soracağım oğlum, her şeyi yaptım diyorum ya. Tamam. Oğlum bir şey geride yapmadım, bir şeyi sor. Ben çok yaptım. İlk başta hep 3 tane yapmadım dedin. Sen de bayağı kırmızı verdin. Evet ama ilk başta hep yaptım verdim. Ya. Daha önce bir şey giydikten sonra yeri mağazaya iade ettiğin oldu. Evet. Evet abi, bunu yapmaya varsa buradan evet, çıksın gitsin. Aynen, gerçekten. Daha önce DM'den birine yürüdün mü? Bana genelde yardım şimdi... Yani. Yürümüşümdür be yani. Ben de sen yürüdüm. Sen ne yazdın? Selamla haber falan mı? Yok, ben selamla haber yazmam. Çok güzel görünüyor. Nasıl? Bir erkeğe öyle mi yazdın? Evet. Daha ben karşı kılıcı değil mi mesela? Yok. Bir bana çok öyle... Çok şık görünüyorsun. Ha öyle, okey. Evet. Ama başka... Güzel neden şık görünüyorsun? Çok güzel yani. Görünüyorsun dese bir kız ben beğenip çıkarım. Ay, bakmaz mısın? Hayır, bakar. Profiline falan. Profiline bakarım. Senin ilk paylaşımda ben profiline direkt baktım bu arada. Aaa. Öyle hani ajansımıza kim geldi diye. Güzel bir haber atalım dedi. Ya. Evet, heyecanla bekliyorum. Daha önce hiç çıplak uyudun mu? Evet. Kapalı. Daha önce hiç en yakın arkadaşına aşık oldun mu? Ne alaka lan? Nasıl? He kız, karşı cins. Çok kötü oldum. İşte bu kızlar böyle. Valla bir kız arkadaşım vardı, hep böyle takılıyordu. Hayır. Psikolojik baskı mı desem, bir şey mi desem, sürekli beni yakınlaştırıyordu ve hani istemsizce bir şeyler hissediyordum çocuğa karşı. O aşık oldu. Sonra bana dönmedi. İyi yapmış. Sonra döndü, ben kabul etmedim. Sonra da en yakın arkadaşıyla görüştüm. Daha önce sevgiline farklı bir isimle hitap ettiğin oldu mu yanlışlıkla? Sevgilim olmadı. Hayır. Delikanlı. Öyle. Lan söyle oğlum ya. Hiç s**k yaptın mı? Telefonda s**k yaptın. Hayır abi. Abi nasıl bir soru? Bu çok zararlı bir şey. Evet. Yani yapılmaması gerekiyor. Bunun bir bilimsel açıklaması var, biliyor musunuz? Var da yani çok da bilimsel değil yani. Söylemeyeceğim ne olur. Daha önce bir partnerini aldattın mı? Hayır. Oo. Nasıl yani? Çok yaptım. Partnerini... Ya hiç mi yapmadın? Nasıl yani? Partner, partner yani flörtün varken başka... Flört aldatmak olmuyor ki. Flörtün varken tabii ki de herkese konuşuyor. Partner sevgilin mi oluyor ya? Oldu. Evet. Sevgilin olmadı, sen bu soruyu anlatlama. Daha önce... O ne? Daha önce arabayı kullanmak ve sürmek dışında arabada farklı bir şey yaptın mı? Kanka her şeyimiz ifşa olacak ama şimdi böyle bir şey olmaz. Yani... Yapma bu, aa ne yaptın? Abi. Hiçbir şey açıklamıyor ama. Piknik yaptım, piknik. Piknik yaptım belki. Piknik yaptım, niye her şeyi cinselle çıkıyorsunuz ki arkadaşlar? Yo, biz öyle düşünmedik. O sıra dinlenin. Aklına geçenler. Erkek milleti işte güven olmaz arkadaşlar. Geçmişini bir araştırmak lazım. Tipini ya da görünüşünü beğenmediğiniz biriyle zorunlu olarak date'e çıktın mı? Evet. Yok, yapmadım. Yaptım. Bahane nasıl üretirim hep. Şey, yağmur ya. Yağmur yağıyor. Yağmurdan korkuyorum, gelemem. Ya kafama uçak düştü, gelemiyorum ya. İlk görüşte aşık oldun mu? Hayır, ben ilk görüşte aşık olmam. O ne ya? İnanmıyorum. Abi ne ki o mesela? İlk görüşte... Aa, çok, çok. Ben sadece beğeniyor. Evet, beğenme oluyor. İlk görüşte aşık olmak oluyor. Aşk nasıl olacak ki? Sen onunla birlikte vakit geçirmen 2-3 ay geçirmen lazım evet en az. Daha önce hiçbir flört uygulamasında tanıştığın biriyle ilişki yaşadın mı? Hayır. Oo, Tinder'lar havada uçuşuyor. Tinder'lar. Çok uygulama. Çok uygulama kullandım. Oldu yani. Evet, yaptım. Ben yok, kullanmıyorum her uygulama. Her şey yaptım ya. Sen mesela genelde nasıl tanışıyorsun? Nasıl tanışıyorsun? Mekanlarda tanışıyorum. Partilerde tanışıyorum. O kadar. Evet, çok önceden. Evet. 8-19 yaşında falan uygulama. Eyvallah, biz kaldık. Evet. Evet, doğru. Ben de dışarıda tanışma taraftarıyım. Evet. Gidip. Ya da yakın arkadaşlarımın arkadaşı oluyor. Öyle ortamlar. Peki mesela diyelim birini beğendim bir partide. Evet. Göz davetiyesi mi yapıyorsun yoksa sen mi gidiyorsun yanına? Kesiyorum ben onu önce. Evet. Bak ama şöyle keselim bir şey var. Ama önce çoğu keselim erkek gelmiyor değil mi? Birçoğu erkek utanıyor gelmiyor. Bana hepsi geldi. Bilmiyorum ama çoğu erkek... Bence artık kızlar ilk adım atıyor bu devirde. Ben öyle düşünüyorum. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Yürüdüğüm de oldu, göz kırptığım da oldu, beğendiğim de oldu. Hele birini beğeneyim, o benim. Ama çok çabuk belki... soğuyorum. Çünkü ilişki hiç yaşamadığım için mesela, ciddi bir ilişkim olmadığı için. Ulan sen mi? Ulan sen mi? Kırmızı var. Kırmızı var. Yok, olabilir yani, herkesin hayat farklı kültürler. İnternette başka biri gibi davranarak biriyle flört ettin mi?
Görkem Karaslan olarak flört ediyorum ben genelde. Pek böyle tikli mikli her şey ortada. Yapmadım. Yok, yok. Daha önce birini öpüp sonra hiç olmamış gibi davrandın mı? Evet. Nasıl öpüp yani şimdi? Daha önce biriyle öpüşüp daha sonra hiç olmamış gibi davrandın. Evet, evet. Şey, unut bunu. Unut bunu. Yaşanmadı sanki. Klasik yaptın. Yaşanmadı. Yaptın. Allah'tan şey soruları gelmiyor. En son ne zaman yaptım falan. Ben çok eğlendim bu videoda yani. Daha önce birine hiç yaramaz bir fotoğraf gönderdin mi? Abi ben göndermedim öyle bir şey. Hayır. Ben çok yaşıyorum ama bu durumu. Yani mesela... Yo var mı sana? Evet ben ya. Ben çok merak ediyorum erkeklerin DM'ini. Yani çok takipçi de insanlarına ne atıyorlar? Ya mesela ben benim videomu izlediler falan zannediyorum bazı kızların. Evet. Mesela sarışın falan oluyor veya böyle esmer oluyor. Giriyorum mesela. Bakıyorum nude atmış. Hoşuna gidiyor mu? Hayır. Sting'e kayıyor işte bu muhabbet. Evet. Yani çok basit kızlar yapar bunu. Evet ben çok güleceğim bu kadar. Daha önce başka bir kişinin ayağını öptün mü? Hayır abi. Yok mu fetişin? Hayır. Öyle bir soru. Yok mu fetişin? Yani ne bileyim hayır. Merak ettim. Yok. Kötü bir şey bence. Kötü ya. Ayak yalamak ne öpmek ne oğlum. Değil mi? Ben el öpmem bu arada. El de öpmem. Abi bence kızlar öptürmeyin de yani öyle olan varsa partnerinizi öyle seviyorsa. Belki seviyor. Belki kadın da seviyor olabilir. Ayak yalanmasın falan. Ayrıca senin hiç ayağını yalamak isteyen oldu mu? Hayır asla. Biri sana... Ya döveceğim bunu. Biri sana DM'den mesela yazmıştır. Çok yazan var. Ayağını çok. Yalayabilir mi evet, falan. Evet evet. Lan ne pislik olan. Direkt öyle o cümleyi kuruyorlar. Görmemi sayıyorum. Kerem şok. Biz yok ya. Biz neler konuşuyoruz. Bizim raconla ters ayak mayak. Çok. Çok fena ya. Bu sorular bir çok geçiyor. Fenasınız ha siz kızlar. Gerçekten öyleyiz. Ben bu videoda çok linç yiyeceğim galiba. Saygılar evet sorularımız bu kadar. Evet çok teşekkür ederim videoma katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir video oldu. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz bir video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki konuğumuz olsun mu? İkinci bölümleri gelsin mi? Bunu da yorumlarda belirtin. Söyleyeyim şimdi bir şey varsa. Çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Öpüyorum kocaman. Zina bu sana kafasına çıkan videoları tıkarak önceki videolara gelebilir buradan. Kanala abone olabilirsin. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bye bye. Çok hızlı konuştu. Okey. Bilmiyorum.